Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar da Berna'sın bugün. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bakacağız. Bakacağız. Peki nereye gidiyorsun? Danimarka'da dünyaca ünlü bir festival, müzik festivaline gidiyorum. Tamam. Her türlü sahne var, alternatif sahne de var, DJ'ler de var. Hepsine uygun bir kıyafet seçmeye çalıştım. Peki, gel bakalım. Esra. Çok mu garip baktım bir anda? Yok, ben anlamaya çalışıyordum. Ben de anlamaya çalıştım. Yani evet, çok eğlenceli. Bu tip giyinen insanlar da var biliyorum. Hani Berna zaten demek? O tarz. Uzaylı. Kendimi onun içinde bir an canlandırmak istedim falan. Ama olmadı, yapamadım yani. İşte zaten fark yaratmanın o noktada olduğunu düşünüyorum ben. Aynen. O yüzden hani acaba hangi tarz olmak daha doğrudur bu hayatta diye onu kendi kendime bunları düşünüyordum. Bak, altyazı bunlardı. Uzaylı çantan beni benden aldı. Beni de. Evet. Sadece gözlüğünün sapları turuncu. Değil, pembe. Valla yansıması öyleydi. Belki etekte de turuncu var ya. Öyle gördüm ben yürürken. Turuncuysa ona da uyuyor. Evet, renk uyumu aramayı bırakalım. Doğru söylüyorsun. Değişik. Bilemedim ben. Yani bana çok hani hitap eden bir tarz değil ama o tarzın içinde doğru bir konsept midir onu bilmiyorum. Berna'yı her çeşit risk alarak görüyorum burada zaten. Her gün başka bir şey deniyor mutlaka. Herkesin ondan beklediği de aslında bu tarz olduğu için şimdi üstüne gitmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama ben onun yerinde olsam kendimi rahat bırakırım. Hepsini yapmaya devam ederim yani. Kişi kendinden bilir işi galiba. Çünkü ben herhangi birine göre giyinmeye çalışmıyorum. Tamamen kendi parçalarım bunlar. Birinin hoşuna gitmek için yapmıyorum. Sadece işte zaten aslında söylediğim de o. Senin parçaların olduğu bunun şu an çok belli. Ama mesela bazı günler bende şöyle bir etki yaratıyorsun. Sanki atıyorum başka bir arkadaşın ya da ablanın ya da ailenden başka birinin bir şeylerini giyiyormuşsun gibi geliyor. Seni o kıyafeti hayal edemiyorum. Seni hep böyle i̇şte hayal ediyorum. İşte o senin hayal gücünle ilgili bir sıkıntı ama benimle ilgili bir sıkıntı değil. İşte ben hep burada hayal anlatmaya çalıştığım seni. Şey o. Niye uğraşıyorlar seninle? Galiba pembe saçlarımdan ben suçluyum yahu. Ya tanımlanamama gibi bir durum var burada. Evet, yani ön yargılar hayatımızın her zaman her yerinde olduğu gibi hani bu kadar ne diyeyim karikatürize bir halde olduğum zaman daha kolay ön yargılara maruz kaldığımı düşünüyorum. Acayip gelmiyor bana, hani bütün hayatım boyunca alıştım açıkçası ben bunlara da, hani artık işte 33 yaşına gelince de savaşmak, iyilikle, kibarlıkla anlatmak birazcık zor gelmeye başlıyor. Çünkü bunu burada da birçok kez anlatmaya çalıştım ben anlayana. Anlayamamakla ilgili bir şey değil şimdi. Berna ben fazla sana sert bir şekilde üstüme geliyorsun ama sen senin beni bence algılayamıyorsun şu an. Bak, burada birçok kez anlatmaya çalıştım dedim. Sana birçok kez anlattım mı? Hayır. Birçok farklı anladım. Kişiye farklı zaten şekillerde anlattım. Zaten insanların genel beklentisi zaten Berna'nın bu tip olması. Evet. Çünkü bizim gözümüzdeki Berna bu. Evet. Diğer giydiklerin de farklı geliyorsun insanlara. Evet. Yadırganıyorsun ya da bazen evet. Mesela o saçla ben seni öyle hayal edemiyorum. Evet. Ama hani tabii ki genel ne diyorsa ben de senin gibi dinliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Doğruyu bulmaya çalışıyorum. Hı-hı. Diğerlerinde seni çok hissetmiyorum ama bunda Berna'yı hissettim. Benim için sakıncası var mı? Yok. Ben de zamanında bir rock grubuyla arkadaşlık ettim. İçlerindeki salon kadını olarak ayak uydurmaya çalışıp sonra o gruba ait olmadığımı hissettim ve çekildim. Olmadı. Şöyle söyleyeyim, ilk o gruba dahil olduğumda saçlarım sarıydı. Son resim, evde bir fotoğrafım var. Hangi rock grubu bu? Ben Metallica. Neyse, bayağı... Dedikodu işte, abi, merak ettik. Söyle, açıkla burada. Yani, yok, bir dönem... Merak et, sen yok, söyle, ben de bir şey söyleyeceğim. Yok, rockçı arkadaşlarım vardı da. Vardı da, kimlerdi? Mesela Şemden Ferah çok daha albümü çıkmadan öncesinden tanıyorum. Hı. İşte o gün Şanlı Soylar, o grup yani Pentagram grubu falan filan. Hı. Bir dönem onlarla gezdim ve ben o zaman yaşça çok küçüktüm onlardan ve sürekli olarak hani kıyafetlerime gülüyorlardı. Çünkü üzerinde hani o kadar vakit geçirilmişim bir izi olsun beklerdim. Göremediğim için kim olduğunu merak ettim. Anladım. Yani yine şu an
gayet var olan insan. Mesela onların ruhu da o. Berna'da da o ruhu görüyorum. O yüzden bunu yadırgamıyorum ama ötekini giydiği zaman çok yadırgıyorum. Ya işte ben de onu demeye çalışıyorum. Yani hani 18 yaşında, 20 yaşında, 23 yaşında bir genç kız değilim. Sürekli patlak patlak, fışkırık fışkırık ortalarda dolaşayım. Benim de DJ'lik ve kop kop dışında başka hayatlarım var ve onlarda da pembe saçı yine kullanıyorum ben. Hani bunu işte anlatmaya çalıştığım o. Sert geldiyse sana da özür dilerim. Senin sana söylediğim bir laf değildi bu. Çok fazla konusu geçtiği için toplu söylediğim bir laftı. Yani her zaman böyle giyinsem bunda da eleştirilirim. Aynen. Bunu da biliyorum. Onu normal da, hayatımda o yüzden da, de altını çizerek bence zaten hepsini dene. Hani burada aynen, hepsini kendi üstüne keşfet dedim ama sen beni anlamadın. Yılların birikimi beni sana patladı. Beni bilsen anladın, ha, sen de yanlış anladın yani. Özür dilerim arkadaş. Aslı. Berna'cığım. Canım. Bunlar niçin oluyor biliyor musun? Sen peki, kendine göre haklısın ama bizler de haklıyız. Sen Amsterdam'da yaşamıyorsun. Sen burada yaşıyorsun. Ve bir Türk yani televizyonundayız. Evet. Bizler Türk'üz. Evet. Biz ne kadar yeniliğe açık bir toplum olsak da pembe bir saç bizim her gün evlerimizde ya da kapı komşumuzda karşılaştığımız bir saç rengi değil. Çok seviyorum. Ben de yaptım. Bir tarafını mavi, bir tarafı çok severim, yaparım. Anlarlar, anlamazlar. Gerçekten onların problemi dedim ama baktım sonra ben de sıkıldım, değiştirdim. Yani ben taşıyamıyorum. Sen taşıyorsun. Sana gerçekten çok yakışıyor. Ama saç bir kadın için bir, yani bizim her şeyimiz. Şimdi saçımdan dolayı benim üzerime yapışmış bir bazen hareketler oluyor. Ya da saçın fönlüyken, uzunken başka bir tavır evet, yapıyorsun. Evet işte o yapışmasından yani, dolayı sen de rahatsızlık duymadın mı? Evet ya duyuyorum, musun? Peruk takıyorum ama yani yapacak bir şey yok. Kısa i̇şte, saçlıyken sen o olmuyor. Mahalle baskısından dolayı kendini değiştiriyorsun. Ben onu yapmak istemiyorum. Tamam ama sen demek şimdi bu o saçla nasıl abiye cuma şıklığında o şıkır şıkır elbiseyle geldiğinde ne dediler jüri üyelerimiz de? Hani sen bu değilsin. Busun. Sen de iddia ediyorsun ki hayır ben hem oyum hem buyum hem aynen şuyum öyle, hem şuyum. İşte demek ki öyle olmuyor. Senin herkes üzerine geliyor. Pembe saçına göre marjinal Berna gibi ol diyorlar. İşte bak böyle olunca da o zaman sana diyoruz ki biz de yani Esra'nın demek istediği galiba. Aha, sonunda baksan senden isteneni yapmışsın. Sen de şimdi ama diyorsun ki benden istenen bu ama ben hem buyum hem oyum. Yani evet, aslında ne olduğumuza karar mı vermemiz lazım? Ben yok o şekilde düşünmüyorum yani bir şey mesela olmak... Mesela o abiyeyi giydiğinde belki dediler yani gerçekten bir siyah peruk takabilirdin falan. Evet. Ama yani buna bu kadar sinirlenme. Ama işte çünkü ben, sen aykırı olan sensin, biz değiliz şu anda. Özel yani hayatımda evet, uzaktan zaten bakıldığında... buradayım ben hani onunla ilgili zaten bir sıkıntı yok. Ama ben özel hayatımda da bir yere gittiğim zaman, abiye giymem gereken bir yere gittiğim zaman peruk takmıyorum. Yine pembe saçımla o kılığı da kaldırabildiğimi düşünüyorum. Bana ben normal, onu bana göstermek... Normal. Bana normal. Ama işte bana da normal. Çoğunluğa baktığın zaten zaman önce bizim içselleştirebilmemiz değil mi? Ben bundan rahatsızlık duyup eğer onu taşıyamayarak gelsem eyvallah derim ama ben onu taşıyabildiğimi düşündüğüm için o şekilde yani geliyorum. Yani seni ekranda gören insanlar eminim şunu düşünüyor. Vay kızın saçı pembe, bu Allah bilir buralarından böyle çıkan şeyler giyecektir. Şuradan şöyle uçan şeyler falan. Evet. Buradan böyle bir şey uzaylı gibi gelecek. Hani öyle bir imaj var işte bak yapmışsın mesela. Şimdi simgeye mesela bu olmaz. Değil mi simge? Simge sen onu takar mısın? Yok. Hani tiple alakalı bir şey. Bak sen yapınca oluyor. Belki de işte Cuma abiyesinde simgenin ya da başka birinin giydiği o elbisede belki bu saç rengiyle sana olmazdı. Tezatlık burada. Biz anlayamıyoruz. Evet ben anlıyorum ama ya işte kabul etmiyorum. Ya da o gömlek gibi hani benim o sevmediğim şey vardı ya. Gömlek burasından böyle güzel bir kurdelası olan evet, falan böyle öğretmen gibi geldi. Evet. Hani biz anlamadık yani ne olduğunu. Ya gerçekten istersen peruklarla bunu destekle. Hı-hı. Ya da gerçekten kafanı yaşa yani. Kafan neyse i̇şte o kafa da mesela, benim kafam. Yani ben şimdi senin kafan birini... bu renk olmasaydı ben bu kıyafete 50 tane yorum yapardım. Ama saçın bu renk diye yapamıyorum. Çünkü saçı bu renk olan birinden normal bir hareket beklemiyorsun, anladın mı? Anladım. Ya biz de kitleniyoruz. Evet. Anlıyorum zaten. Onunla gece elbisesi giydiğinde vücudun güzelliğe yakıştırıyorum. Keşke peruk taksaydın diyorum. Yani kitliyorsun, bizi de kitliyorsun sen. Şimdi ben sana ne diyebilirim? Benim o tezatlık benim hoşuma bunu gidiyor. Bunu Esra giyse yerden yere vurmuştuk, savurmuştuk burada kızı yani. Yani işte ben de şunu savunuyorum. Eğer Esra da böyle bir kıyafeti beğeniyorsa ve içselleştiriyorsa bunu, o anlamda taşıyorsa bence onda da tezat durmaz. Benim fikrim bu. Peki.
Kısa lütfen. Bu arada saçtaki değişik renklere karşı değilim. Çok az insan fark etti ama benim de saçımın içinde bir tutam yeşil var mesela. İşte burada topluyoruz, ediyoruz. Gözükmüyor yani. Ben de hani, görmedim. Yadırgadığım için değil, deneyebiliriz ki şu an zaten renkli saçta bir o kadar moda. Aynen evet. Öyle. Normal insanlar yapıyor yani. Hani punk olmana gerek yok. Eskiden sadece punklar yapıyordu. Ama artık öyle ben değil. Ben de çok normalsin. Normal demedik ama hani beklenti, uzaktan bakış, programı izleyenler. Hani Amsterdam'da sokakta gez. Değil mi? Kimse bakmaz da yadırgamayacaktır. İstiklal Caddesi'nde gezdiğin zaman da yadırgamıyorlar. İşte, ama hep orada yaşamıyoruz ki, bakkala da gidiyorsun yani. Hani. Bile. Berna, festival gibisin, katılmak istiyorum. Gel bebeğim. Ama bana uymuyor. Uysa kesinlikle denerim. Sen Berna'sın ve böyle olmalısın. Ve farklı tarzlarda denemezsin. Yani Ivana Hanım da söylemişti. Burası bir stil yarışması. Seni farklı tarzlarda da görmek istiyorum dedi. Bence devam et. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Berna Öztürk, bot 280 lira, çanta 55 lira, etek 155 lira, tişört 25 lira, ceket 200 lira, takı 15 lira, gözlük 300 lira. Hoş geldin Berna. Hoş bulduk. Birazına katılıyorum arka tarafın, birazına katılmak istemiyorum. Bizim ülkemizin en güzel tarafı, Cumhuriyet kurulduğundan beri ve öncesinde, Osmanlı'dan beri farklı dil, ırkın bu kadar uyumla yaşadığı ikinci bir ülke yok bence. O bizim en güzel tarafımız. Şimdi biz şey dedin ya Aslı, Türkiye'de yaşıyoruz, Türk televizyonuyuz. Uzaylı değil veya Türklerin düşman olacağı bir durum değil oradaki durum. Çünkü evet komşumuz yok, bilmem neyimiz yok ama Kütahya'dan İstanbul'a üniversiteye gelmiş bir üniversite öğrencisi Kütahya'da üniversiteye gidene kadar böyle dolaşamayacağı için İstanbul'a geldiğinde daha punk bir tarza bürünüp sonrasında tekrar annesini babasını bayramda ziyarete gittiğinde böyle gidiyor. Başkalaştırmayın ne olur. Ben çünkü başkalaştırmanın her türlüsüne karşıyım. Evet, senin tercihin bu. Ben nasıl bugün smokin ceketi giydiysem sen de bu kılıkla geldin. Gittiğin yere en uygun amaçtasın. Danimarka'ya gitmene gerek yok. Bizim ülkemizde de gençlik festivalleri var ya, onlara da böyle gidiyorsun. Esra, sana bir şey söyleyeceğim. İşte o Şebnem Ferahlar'la arkadaşlık ettiğin dönem sen de hani onlara uymuşsun ya. Hayattaki en tehlikeli şey budur. Bu senin stilsizliğini gösterir. Hayır işte punk, uydum derken bak, bir süre sonra artık o kadar çok eleştiri aldım ki ve o kadar dalga konusu oldum ki ben de işte saçlarımı simsiyah boyadım. Upuzun tişörtler giymeye Esracığım, başladım. Onu söylüyorum işte. O stil, ama onu çok o küçük senin, bir süre yapıp uzaklaştım. Bir gün, iki gün, beş gün, bir sene. Önemli değil. Bu senin stilsizliğin artık. İşte stilim bak, olabilir mi acaba diye denedim diyelim. O zaman çünkü rockçıyla rockçı, türkücüyle türkücü. İşte öyle biri değilim. Çok sabitim. O yüzden diyorum. Evet, bunu bir gün yapalım. Bu nasıl bir çelişki mesela, nasılım, hayatım? Hayır, ben herkese fikrini sorarım. Kendi bildiğimi de yaparım. Bir şey söyleyeceğim. Esra rockçı grubuyla arkadaşken kaç yaşındaydın? Çok küçüktüm. 16 yaşındaydım. Ya 16 yaşında o arayışı yapması normal. Daha kendini bulmaya çalıştı. Ben başka bir şey anlatmaya acaba dedim. Şu ortamım o. Sabah akşam bir arada olduğum insanlar onlardı. Bir iki denedim, bu sefer çok daha mutsuz oldum çünkü kendi hayatıma normal, çok uzaklaştım ve hemen kestim. Normal. Ben de yapıyorum. Aslı, aslında normal. Aslı, sana bir şey sormak istiyorum. Demin neden Esra'ya öyle bakıp hangi salon kadını dedin? Metallica. Neyse. Ha evet yani, salon kadını değildir ki o. Evet ya, o beni tanıyor. Ben. Evet. Salon kadını değilimdir aslında. Acaba kameralar aslında, bak. Evet değilsin. Sen az şu an tam benim karşımdasın. Demin de böyleydi. O benim gördüğümü umarım kameralar görmüştür. Herkes görsün. Şöyle bir böyle bir tepki yok ya. Yani. Ben de zamanında bir rock grubuyla arkadaşlık ettim. İçlerindeki salon kadını olarak
ayak uydurmaya çalışıp sonra o gruba ait olmadığımı hissettim ve çekildim. Ya şimdi ben bir kere burcumun özelliği spor giymeyi seven bir insanım. Ne burcusun Esra? Yay burcuyum. Ha. Esra konuştukça söylediği şeylerle uygulamanın hiç alakası yok. Hayır, alakası daha yok. Seni bir kere bak, spor her görmedim. Gün geliyorsunuz hiç problem değil ne? Ama sadece pardon? Ben ne? Burada en sevmediğim şeyi yapıyorum. İlk geldiğimde programda da söylemiştim. Ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan daha zor. Ben hangi ön yargı? Hala kendimi anlatmaya çalışıyorum. Anlatma zaten. Anlattığıma da inanmıyorsunuz. Hayatım. Ben spor bir tipim. Evet salon kadını çünkü değilimdir. İşte sürekli ceket, etek, bir ara bir mola bir dur. Anlatmaya çalıştığın şeyi yanlış anlatıyorsun. Mesela problemin bu ilk günden beri. Benim hiçbirinizle bir ilişkim yok. Dışarıda hiçbirinizle bir kafede oturmuşluğum yok. Yani hiçbiriniz arkadaşım değilsiniz. Herkesi tanıdığım kadar seni tanıyorum. Bil şu, sen beni sevmiyorsun havandan vazgeç. Herkes kadar seviyorum sizi. Ben çünkü bu yarışma sona erene kadar hepinizi aynı tutmak zorundayım. Kimine evet. Tansiyonum yükselebilir, kimine yükselemez. Hepimiz sendeki öyle. Sıkıntı hayatım. Mesela ben sizin için salon kadını mıyım? Hayır. Ben olmadığımı söyledim az önce zaten. Az önce ben içlerinde salon ben kadınıyım dedim. Ben o kadar marjinal bir ortamda salon kadını gibi kaldım. Çünkü yo. Benim giydiğim sıradan bir şey bile o gruba fazlaydı. Benim dövmelerim yoktu atıyorum. Saçlarım sürekli rasta değildi. Daha hani salaş değildi. Esra bak. Uzaylı gibi kaldım. Kaçırıyorsun. Sen ben neye takıldım burada? Bu konuşma niye buraya geldi? Ben spor giyinen bir kadınım dedi. Sen spor giyinmek ne demek biliyor musun? Lütfen bir ayağa kalkar mısın? Bu kıyafetin neresi spor? Bu mu spor? Bugünkü denediğim şey bu. Bugüne bunu kadar. Bunu giyiniyorum diye demiyorum bak, ama. Bak bugüne bakın, kadar hiç sen spor bir şey gelmedin. Benim taytım, benim gömleğim, benim kazağım. Hani ben bunu da giyiyorum. Gittiğim yere göre giyiniyorum. Spor giyinmem gereken bir yere giderken spor giyiniyorum. Peki abiye sen gittiğin yere göre giyinebiliyorsun da evet. Neden Berna kırmızı saçıyla abiye giyemiyor? Ben bana giymesin demedim. Zaman. Bakın işte dedim. Yine anlamamışsınız. Giymedin demedim. Hepsini denemelisin bence. Peruk buradaki tak insanlar dediniz. Sana baskı yapıyor peruk dedim. Peruk tak dediniz. Evet ama yakıştıramıyorum. Siz seninle dediniz, bağdaştıramıyorum biz dedin. Lütfen siz biz demedik. Ben dedim ki tam tersi. Haftanın cuma günün, daha önce eleştirdim. Ben demem asla yok, yok, demem. Lütfen. Yani jüri üyelerinden öyle bir şey geldi. İbana, hatta İbana benim peruğumu istediniz ona vermek ben için. Ben asla demem. Doğru çünkü mudur? Ben de söyledim. İvan Ayla Neslihan söyledi. Ama ne dedi? Ama peruk tak dediniz. Hani bu kıyafet, peruk tak. Evet, kıyafet doğru. Olmadı bazı peruk istersen bu kıyafetle bir de peruk tak ben de vermek istedim. Hatta aynen. Bence doğru sen bizim yarışmaya başlamadan bir gece buluştuk ya lansmanımız. Etiler'de hep beraberdik pasta kestik. Evet. Hani bir araya evet. Geldik ilk defa. Hı-hı. O gece sen abiye giymiştin. Senin abiyen budur. Abiyene tabii bu tercih ama senin gibi bir kız tıkır tıkır abiye giyip peruk takacağına saçına uygun abiye giymek zorunda. Yani. Anladın mı? Onun için yani saçına uygun benim dediğime geliyor. Saçına uygun bir şeyler hani yap onu da yap bunu da. Ama mesela siz burası bak burası bağlamalı gömlek onun saçına uygun çünkü onun daha bohem rock ve bohem bir tarzı var. Evet. O gömlekle geldiği gün çok bohemdi. Bohem de burada olabilecek ikinci bir isim. Hani belki Yasemin biraz daha bohem giyinebilir. Onun dışında hepinizin bir seksiliği ve bir kadın durumu var. O yüzden bence önce bir kendimize bakalım eleştirirken ondan ama sonra. Ama işte bakın Hakan Bey biz bakıyoruz ama siz benim söylediğim lafı anlamadan beni eleştiriyorsunuz. Ben ona tam tersi. Bence hani hepsini denemeye devam et. Sadece bu olma dedim. Ama hepsini zaten dene. Çünkü zaten bu kadar deniyor. Fırsatı ve bu kadar çeşitliliği gösterebileceği tek platform bu yarışma. Ama deniyor zaten. Zaten denemiyor deniyor mu? Deniyor. Ben de denediği için takdir ediyorum yani. Ama bak sen biraz önce Berna'ya başladığın ve devam ettiğin yol aynı yol değil. Evet çünkü sen ben baktığımda ondan başka bir şey düşünüyordum. Hayır. Sen ben kendime oradan, dair bir şey düşünüyordum. Sen Esra Berna'dan o karşılığı, o duvarı hani bir anda gardını aldı ya Berna'da. Hemen değiştirdin tavrını. Hayır, başladığın gibi yok. Başladığın hiç gibi bitirmedin konuşmanı. Yok. Bağırdığında bile farkındaysanız. Bekledim söyleyeceği. Bittikten sonra bağırdım ya. Bağırmadı. Başladığın gibi bitirmedin. Başladığın gibi bitirmedin. Benim başladığım nokta zaten Öykü Hanım'ın beni fark etmesinin belki de sebebi ben çok tuhaf baktım. Çünkü ben o sırada o kafalarda takıldığım zamanı hatırladım çocukluğumu. Ve dedim ki ya
ben de denedim bunu ama ben o değilmişim şu an diye bak, kendi kendime bir şey düşünüyordum. Bu kurduğun cümle değil. Bunu arkadaşlarımız da düşünün Esra'nın başladığı hali. İzlediğimizde hep beraber göreceğiz. Asla bu son kurduğun cümleyle ilk giriş cümlen aynı değil. Neyse geliyorum Berna'cığım sana. Buyurun. Benim kişisel olarak çok beğendiğim bir tarz değildir değil, biliyorum. Bu. Ama ben bu tarzın kombinine bakmakla yükümlüyüm. Çünkü biz beyinlerimize göre burada hareket edemeyiz. Yaptığınız tarzın, karşımıza getirdiğiniz tarzın doğru kombinlerini, doğru matematiğini hesaplamak zorundayız. Botlarına bayıldım. Onun dışındaki her şey bana fazla ama o botun tamamı çantandan gözlüğüne kadar çok doğru. İnsanın dışının ne olduğunun gerçekten hiç önemi olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sen iyi insan olduktan sonra sen ister beyaz gömlek, siyah pantolon giy, ister kırmızı kafalı böyle deli dolu ol. Hiç önemli değil. İnsanın insanlığı önemli. Kesinlikle. 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, Berna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki hiç kimse burada saçın rengine insanın kim ne olduğunu tartışmıyor. Senin zaten ne kadar pır pır bir kızsın hepimiz biliyoruz. Ben bu saçlarını seninle yakıştırıyorum tabii ki. Ama ilk günde söyledim sana çok zorlanacaksın dedim. Çünkü böyle saçları tarzın kaldırması gerekiyor aynı zamanda. Çünkü tepende başladın bir tarz başlıyor orada. Saçları bir tarz yaratıyorsun aynı zamanda. Fark yaratıyorsun. Ondan dolayı ben seni çok böyle maskülen de değil, çok böyle kadın bir kombinleri sevmiyorum. Beğenmiyorum, yakıştırmıyorum. Çünkü sen o değilsin ve o saçları kaldıramıyor. Ondan dedim, peruk tak, bunu dene. Her böyle bir tarzda denemek istiyorsa tepe tırnağa kadar dörtlük ol. Bu yarışmada sonun kadar ver. Tabii ki böyle bir saçlar kadın böyle bir şey giyer. Ben çok beğendim. Eteğim bende de var zaten. Londra'da aldım. Aynen. Muhteşem. Üstündeki bir şeyde de aldım. Böyle yüz vardı. Ben de giyiyorum. Çok iyi kombin yapmışsın. Yerine gayet uygun, şık ve tarz. 9. Heyo, teşekkür ederim. Merhaba Berna. Çok üstüne gidildi. Sana iki söz ya etmeden Aslı'ya cevap vermek istiyorum. Aslı'cığım benim içim hopluyor. Hollanda'da giyilir, bizim memlekette giyilmez filan böyle bir sınır yok. Biz aslanlar gibi bir memleketiz, her şey yapılır. Bu memleket davası değil, ben zaten söyledim. Gelişmeye çok açık bir ülke olduğumuzu. Aslanlar gibi. Bana normal. Her şeyi adabınla yapıldığı takdirde her şeyde giyilir, her şeyde yapılır. Gün var, saat var, ortam var, birçok şeyler var. Adabına uyduktan sonra her şey yapılır. Lütfen kendimizi kısıtlamayalım. Burada olur, orada olur. Böyle bir kısıtlamaya karşıyım ben. Adabınla olduğu sürece. Bir de ayıp diye bir şey vardır. Sen söylüyorsun Instagram'dan bir sürü sözler yapılıyor diye. Evet. Doğru mudur? Ayıp olan budur. Ama giyinmek, yerine göre adaptlı giyinmek çok doğru bir şeydir ve giyinilmeli de. Saçına geldiğim vakit Berna'nın ve olmaz bu saç rengi dendi de komşumuz Hatice Hanım vardı. Kınayla beyaz saçını boyardı. İçine de soğan kabuğu koyardı. Buna yakın bir renk yakalardı. Yani bu saçtan var. Kınayla elde edilen bir saç rengi de var. O kadar da yabancı değiliz bu renklere. Sana söyleyecek bir şeyim yok. Gayet güzel. Olması gereken. Dinamik. Rahatsın. Gayet güzel taşıyorsun. Bir saçını tabii ki boyası zor bir boya bunu tutmak. Yıpranmış saçlarına biraz daha bakım yapıp bu kadar tırtırlı olmayıp daha artık işte neyse o bakımı daha güzel, daha iyi taranmış olmasını tercih ederim. Teşekkür ederim.